Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yolunda her gün daha iyi. PNG ile Olimpiyat Ateşi başlıyor. PNG ile Olimpiyat Ateşi'nden herkese merhabalar. Ben İknur Yılmaz. Olimpiyat köyündeki olimpik yolculuğumuzda kurallara uyalım ama önce kuralları tanıyalım dedik. Karar mekanizması olan Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile tanıştık. IOC ile tanışmak için tam 128 yıl geriye gittik. İşin mantığını da kırmızı çizgisini de anlamaya, kavramaya çalıştık. Geçen sefer tarihteki ilk IOC toplantısına katılmıştık. Şimdi ise toplantıdan çıkan notları, yani olimpizmin temel ilkelerini aktarmak için buradayız. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle her şey Olimpik Antlaşma'ya dayanır. Olimpik Antlaşma, yani kısa adıyla OIC, Uluslararası Olimpiyat Komitesi IOC tarafından benimsenen olimpizmin temel ilkeleri, kuralları ve işletme tüzüklerinin kanunname şeklinde toplanmasını sağlayan bir belgedir. Olimpik hareketin organizasyonunu, aksiyonunu ve işletmesini yönetir. Olimpiyat oyunlarının düzenlenmesi için gerekli olan şartları ortaya koyar. Olimpik Antlaşma özünde 3 ana amaca hizmet etmektedir. 1. Olimpik Antlaşma, anayasal bir doğaya sahip olan temel bir enstrüman olarak olimpizmin vazgeçilmez değerlerini ve temel ilkelerini öne sürer ve hatırlatır. 2. Olimpik Antlaşma ayrıca Uluslararası Olimpiyat Komitesi için kuralları oluşturur. 3. Bunlara ek olarak Olimpik Antlaşma, olimpik hareketin 3 ana bileşeninin başlıca karşılıklı haklarını ve yükümlülüklerini tanımlar. Bunlar, hepsinin Olimpik Antlaşma'ya uyum sağlamasının gerekli olduğu Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi'nin yanında Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Federasyonlar ve Milli Olimpiyat Komiteleridir. Why have I not really take action against the ISL affair? Yazılı olarak aksi özellikle belirtilmediği sürece Olimpik Antlaşma amaçları için bir yıl, bir takvim yılı anlamına gelecek. 1 Ocak'ta başlayarak 31 Aralık tarihinde sona erecektir. İşte 7 maddeden oluşan olimpizmin temel ilkeleri. Olimpizm, dengeli bir şekilde vücudun, iradenin ve beynin tüm niteliklerini çalıştıran ve birleştiren bir yaşam felsefesidir. Sporu, kültür ve eğitimle kaynaştıran olimpizm, çaba harcamanın verdiği mutluluğu, iyi bir örnek sunmanın eğitimsel değerini, sosyal sorumluluğu ve evrensel temel etik prensiplere yönelik saygıya dayalı yaşam tarzını oluşturmayı amaçlamaktadır. 2. Olimpizmin hedefi, sporu insanlığın uyumlu gelişimine sunmak, insanlığa saygının korunmasına yönelik barışçıl bir toplumun oluşmasını sağlamaktadır. 3. Olimpiyat Hareketi, IOC'nin üst yetkisi altında Olimpiyat Hareketi, olimpizmin değerlerinden esinlenen tüm birey ve varlıklarını uyumlu, organize, evrensel ve kalıcı eylemlerden oluşmaktadır. 5 kıtayı kapsar. Büyük bir spor festivali olan Olimpiyat Oyunları'nda tüm dünyanın sporcularını bir araya getirerek zirvesine ulaşır. Simgesi de birbirinin içine geçmiş 5 halkadır. 4. Spor faaliyetlerine katılmak bir insan hakkıdır. Her birey herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmaksızın olimpiyat ruhu içerisinde spor yapma olasılığına sahip olmalıdır. Bunu yapmak için dostluk, dayanışma ve fair play anlayışının hakim olması gerekmektedir. 5. Sporun toplumun çerçevesi içinde yapıldığı göz önüne alınırsa, olimpik hareketi içindeki spor kuruluşlarının belli haklara, yükümlülüklere ve özerkliğe sahip olması gerekmektedir. Bunların arasında spor kurallarının özgürce kurulması ve kontrol edilmesi, kuruluşların yapısının belirlenmesi ve yönetimi, dış etkilere maruz kalmaksızın özgürce seçim yapma hakkına sahip olunması ve iyi yönetim ilkelerinin uygulanmasını sağlama sorumluluğu yer almaktadır. 6. Irk, din, siyaset, cinsiyet veya başka bir nedenle herhangi bir ülke ya da kişiye karşı ayrımcılık yapılması, olimpiyat hareketine ait olmakla uyumsuzdur. 7.
Olimpiyat hareketine ait olmak, olimpik antlaşmaya uyum sağlamayı ve IOC tarafından tanınmayı gerektirmektedir. Gelin IOC'nin bildirdiği tüm maddelere uyum sağlayan bir branşa değinelim. İlk olimpiyat yeminini bu branşın sporcusu Victor Boyin etti demiştik. Let me win, but if I cannot win, let me be brave in the attempt. Evet, eskrimden söz ediyoruz. İlk modern olimpiyattan bu yana tüm hünerlerini olimpiyat arenasında sergileyen branştan. Nedir bu eskrim? Nasıl çıktı ortaya? Eskrim kılıç türünde olup kesici ve batıcı özellikleri olmayan silahlarla yapılan ve çeşitli kurallar çerçevesinde saldırı ve savunma esaslarına dayanan bir spor. Eskrim sözcüğünün kökeni Germen dilinde korunmak ve savunmak anlamında kullanılan Sikermen ya da Sebermen sözcüğünden geliyor. Kılıç kullanma ve bunun öğretimi milattan öncelere dayanıyor. Milattan önce 2000'de Çin'de kılıç öğretimi yapıldığı biliniyor. Homeros, İlyadası'nda M.Ö. 1000 yılında eski Yunanlıların bayram ve şenliklerle kılıçla gösteriler yaptıklarını anlatmaktadır. Bu şenlikler sonraki Yunan devirlerinde başlıca ustalık gösterileri olarak devam etti. Roma'da ise gençlerin Mars meydanında toplanarak Vectus adı verilen bir tür kılıçla çalışmalar yapmalarının yanı sıra yine bu devirde askerleri kılıç kullanma hünerlerinin öğretilmesinin bir program içine alınması ve bunun bir ödev olarak gladyatörleri çalıştıran hocalara verilmesi kabul gördü. Romalılar eskrim sanatına armatura, başarılı silah kullanan askerlere de Dectore Armarum adını verdi. Bu askerlerin gıda ile birlikte diğer tüm gereksinimlerini ise daha fazla karşıladılar. Milattan sonra 4. yüzyılda yaşamış askerlik sanatı kitabının yazarı Vecece'nin anlattığına göre bu dönemde eskrim hocaları askerlerden kesme hareketinden çok saplama ve delme hareketlerini öğrenmelerini istiyordu. Orta çağda şövalyeler için kılıç başlıca savaş silahı oldu. Fight. Fransızlar şövalyelerini kılıç ve diğer saldırı silahlarıyla donatarak 1066 yılında ilk turnuvayı düzenlediler. Epe silahı 14. yüzyılda savaşçıların kullandıkları zırhları parçalamak amacıyla yapıldı. Uzun ve ağır olduğu için iki elle kullanılan epe zırhları hem parçalamak hem de kesmek suretiyle savaşçıyı saf dışı bırakırdı. Eskrim tekniği ilk önce İspanya'da başladı. Öğretim için okullar açıldı. Fakat İtalya'da gelişti. İki elle kullanılan ağır epe 16. yüzyılda bırakılarak yerine İspanyolların yaptıkları rapiere denilen bir tür epe kullanılmaya başlandı. Ve o dönemlerde çok yaygın olan düello için en uygun silah olarak kabul edildi. Sonra İtalyan hocalar Marazzo ve Agrippa eskrim kurallarının esaslarını koydular ve öncülüğünü yaptılar. Marazzo 1536'da, Agrippa ise 1553 yılında eskrimin 4 ana pozisyonunu anlatan birer eser yazdılar. Bu hocaların oluşturduğu okulu devam ettiren Fabri ve Gigani, Avrupa'nın değişik ülkelerine bu kuralları yayarak İtalyan hocalarının üstünlüğünü kabul ettirdiler. Fabri 17. yüzyılda o zamana dek yapılmayan teknikleri geliştirerek eskrimin gelişmesinde büyük rol oynadı. Bu arada Fransa'da çok sayıda soylunun düelloda can vermesi üzerine tehlikesiz, ucu keskin olmayan, dört köşeli ve hafif bir silah yapıldı. 1653 yılında eskrim hocası Benar tarafından öğretim metodu yayımlanan bu silaha batmaması için ucuna bir kanca şeklinde bir düğme konmasından yola çıkılarak flöe yani flöre adı verildi. 18. yüzyılda eskrim hocası Labossia tarafından icat edilen demir telden örülü maske sayesinde çalışmalar daha kusursuzca yapılmaya başlanarak yüz ve baş bölgesi rakipten gelecek darbe, vuruş ve dürtüşlerden korundu. Bu yüz
yüzyılda eskrim, Fransa'da teknik ve metot bakımından bilimsel esaslara bağlanırken, 19. yüzyılda ise eskrim tekniği ve felsefesi en ileri aşamaya ulaştı. Eskrimde epe ve floreden başka üçüncü bir silah olarak kılıcı 1870'lerde İspanyol eskrim hocası Giuseppe Radelli getirdi. Ancak kılıcın asıl gelişimi Macar hocalar Arlov'un 1902'de ve Borchardt'in 1914'teki çalışmaları sayesinde oldu. Sonlarında bir yarışma sporu haline gelen eskrim 1902'den itibaren İngiltere'de ve Fransa'da federasyonlar şeklinde örgütlendi. 1896 yılından itibaren Olimpiyat Oyunlarında yer almaya başlayan eskrim, kurallar konusunda anlaşmazlıklar sonucu 1912 Stockholm Olimpiyatları kapsamına alınmadı. Tartışmaları çözmek amacıyla 1913 yılında Uluslararası Eskrim Federasyonu FIE, yani International Fencing Federation oluşturuldu. FIE, eskrim karşılaşmalarının en yetkili organı olarak dünya şampiyonaları ve olimpiyat karşılaşmalarını düzenlemekle yetkili kılındı. Kadınlar arası bireysel eskrim yarışmaları Flore dalında ilk kez 1924 Olimpiyat Oyunlarında, takım karşılaşmaları ise 1960 Olimpiyat Oyunlarında başladı. ...1990 yılına kadar kadınların epede yarışmaları yasak olup 1990 yılında alınan bu kararla bu yasak kaldırıldı. Önceleri hakemler tarafından ya da vuruş yapılan sporcunun söylemesiyle saptanan vuruşlar, epede 1934'ten, Flore'de ise 1954'ten itibaren elektrikli aygıtlarla saptanmaya başlandı ve böylece hakem kararlarındaki yanılma payı azaldı. 1993 yılında eskrimin daha ilgi çekici hale gelmesi ve seyircileri sıkmaması için Uluslararası Eskrim Federasyonu tarafından maç süreleri ve puanlamada bir dizi kural değişikliği yapıldı. Madem bu kadar bahsettik, gelin teoriden çıkıp biraz da pratiğe değinelim. Bu branşın olimpik ismine mikrofon uzatalım. Milli eskrimci Enver Yıldırım mikrofonun diğer ucunda. Enver. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Nasılsın? İyiyim vallahi, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. İslam oyunları yolcusun. Bildiğim kadarıyla yarın yolculuk var. Aynen öyle. Antalya'dayız. Yarın yola çıkacağız. Konya'ya doğru. Umarım senin için en iyisi olur. Ben başarılı olacağını eminim ama. Çok teşekkür ederim. Ben o kadar emin değilim ama elimden geleni yapacağım. Sonucu göreceğiz. Ben istiyorum ki seninle biraz olimpiyatlar üzerine konuşalım. Anlaştık. Enver, geçen yıl Tokyo Olimpiyatlarına gitme yolunda en büyük adaylardan biriydin. Ama maalesef olmadı. Olimpiyatları Türkiye eskrimde tek sporcuyla gitti. Geçen yıl nasıl bir sezondu senin için? Geçen yıla kötü diyemeyiz. Tabii ki pandemi engeli oldu, hepimizi sarstı. Yoğun bir yıldı. Çok çalıştık, çok uğraştık. Olimpiyat elemelerinde de takımdan şans olmadığı için bireyselden denemek zorundaydım. Bireysel olarak da denedim, elimden geleni de yaptım. İyi bir performans sergiledim ama o gün son final maçlarımda olimpiyat elemelerinde Madrid'deydik. Yarı final maçında Roman bir sporcuya yenildim. Maalesef gidemedim. 2016'da da benzer bir senaryo olmuştu. Orada da bir maçta kaçırmıştım. Zor bir süreç tabii. Tabii ki hani atlatması da zor, üzerinden bu kadar çalışıp öyle bir sonuçla ayrılmak da üzüyor tabii ki ama sporcuyuz, böyle şeyler sporu ruhunda var. Kabullenip daha iyi çalıştık ve bu sene çok daha iyi sonuçlar elde ettik diyebiliriz yani. 2024 Paris Olimpiyatları için hazırlık süreci nasıl gidiyor?
Çok iyi gidiyor. Aslında bu yıl onun için çok büyük adımlar attık. Çok iyi sonuçlar elde ettik. Grand Prix'de 8'e girdim. Madalyayı bir tuşla kaçırdım. Sadece 15-14 kaybetmiştim. İşte Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde 3. olduk. Dünya sıralamasında 66. sıradayken şu an 24. sıraya yükseldi. Bu sonuçlar oldukça iyi ümit vadeden sonuçlar. Bundan daha da iyileri olursa olimpiyat vizesi çok daha ulaşılabilir yere gelecek yani. Olimpiyat oyunlarına dair hedefin nedir peki? Yani gittiğin takdirde biz nasıl bir Enver Yıldırım izleyeceğiz? Olimpiyat oyunlarında çok az kota olduğu için oraya gidebilen her sporcu aslında bir madalya adayı. Dolayısıyla dünya şampiyonasına, Avrupa şampiyonasına kıyasla madalyaya ulaşmak olimpiyatlarda daha kolay bile diyebiliriz. Oraya gittiğim zaman da kanımın son damlasına kadar savaşacak bir Enver Yıldırım göreceksiniz. Peki profesyonel bir eskrimci olarak olimpiyat oyunlarında eskrimin yerini nasıl değerlendiriyorsun? Bu konuda ben hep övünüyorum branşımla. Çok şanslı hissediyorum kendimize. Çünkü eskrim ilk olimpiyatlardan beri 1896 olimpiyatlarından beri modern olimpiyatlarda ilk 8 olimpik branştan bir tanesi de eskrimdi. Dolayısıyla olimpiyatların mihenk taşlarından bir tanesi eskrim branşı. Bu konuda biz çok şanslıyız. Takımdan gidilme şansı oluyor. Takımca yani 4 kişi ya da bireyselden gitme şansımız oluyor. 1 kişi, ikisinin de farklı kriterleri, farklı eleme modelleri var. İyi bir süreç. Eskiden 10 madalya veriyorlardı. Şimdi 12 madalya vermeye başladılar. 12 branşta madalya vermeye başladılar. Yani birinci, ikinci, üçüncü olmak üzere. Çok iyi bir yere sahip. Çok asil bir branş. Çok tarihi bir branş. Yani böyle olduğu için hem olimpiyatlarda hem bu sporu yaptığımda üzerimde duruşu çok güzel bir sorumluluk. Bundan keyif alıyorum. Sana kendine rol model olarak gördüğün olimpik bir sporcu var mı diye sorsak kimin adını verirsin bize? Olimpik bir sporcu denilince aslında bizim branşta Macar bir sporcu var Aron Szeglie. Son 3 olimpiyatta da şampiyon oldu. Bu bizim branşta inanın oldukça zor bir durum. Çünkü her maç herkes herkesi yenebiliyor ve çok büyük etkenler rol oynayabiliyor. 3 olimpiyat üst üste şampiyon olabilmek gerçekten çok zor bir olay ve bunu başaran bir sporcu var şu an benim rakiplerimden bir tanesi. Hani Aron Szeglie ismi, onu sizin rol model olarak görebilirim olimpiyat özelinde. Kendi branşın dışında beğendiğin bir sporcu var mı? Tabii ki çok fazla takip ediyorum. Ünlü atletizmi, tenisi ya da diğer olimpik branşları. Bizim Türklerden güreşçiler çok istikrarlı gidiyor. Taha, Öğün, Rıza, Kayal, onları çok beğenerek takip ediyorum. Bunun haricinde Mete Bagur genç yaşına rağmen çok iyi bir iş çıkardı. Buse Naz da aynı şekilde. Bunlar kesinlikle örnek alınması gereken ve takip edilmesi gereken sporcular olduğunu düşünüyorum. Peki Enver, tüm bunlar yaşanırken yani bu yolculuğunda ailen yanında oldu mu? Annenin yaptığın işe olan tepkisi nasıl? Onlar sağ olsunlar. Bu işe başladığım günden beri hep yanımdaydılar. Çok aslında ilk başladığımız zamanlarda eskrimden çok anlamıyorlardı ama zamanla işin içine girdiler. Bu işi öğrendiler. Babam sürekli destek olmaya çalıştı. Annem sürekli yanımızda olmaya çalıştı. Her anımızda. Ondan uzak kaldık. O biraz üzüldü tabii ki. Bizi çok özlediler. Fakat en nihayetinde hepimiz bir milli takım girince ayımıza hizmet ediyoruz ve onlar da bunun farkındaydı ve o sorumluluk adı altında yani tam bir olimpik aile mantığı altında bize de destek olmaya çalıştılar. Hepsi elini taşın altına koydu. Çok büyük destek verdiler yani. Onlara da tabii ki minnettarız. PNG'de anneni zaten olimpik anne ilan etti. PNG Türkiye'deki 35. yılını kutluyor. 35. yılında da olimpik branşlarda Türkiye'yi temsil eden 35 sporcuyu ve onların annelerini destekliyor. Sağ olsun. 5 yıldır PNG ile beraberiz ve çok kontrol eden, çok böyle destekleyici bir çalışma yani. Peki Enver, yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Ne demek? Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. PNG ile Olimpiyat Ateşi'nde bir bölümü daha kapatıyoruz. Madem bu kadar içindeyiz, temel ilkeleri de ezbere bilmemiz lazım dedik. IOC'nin belirlediği 7 maddeyi ezberledik. Kesmeyen, batmayan bir kılıç bulduk. Kıyafetimizi giydik. Gerçek bir savaşçı gibi davrandık. Sonra baktık böyle olmuyor. Gerçek savaşçının kendisini bulduk. Her şeyi bir de ondan dinledik. Bir sonraki bölümde yine başka bir savaşçı ile beraber sizlere sesleniyor olacağız. Ama bakalım bu sefer hangi savaş arenasında olacağız? İşte bunu hep birlikte görüyoruz.
göreceğiz. Sitius, Altius, Fortius. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yolunda her gün daha iyi. DNG Olimpiyat Ateşi'ni sundu.